Cihan. Ben Dilek Katal. Epa İnci'den size sevgiler ve ekip burada. Eba! Tabii ki Urla ofisi olarak neredeyiz? Enginar Festivali'ndeyiz. 9.sü düzenleniyor bu sene. Ama tabii bu sene bir değişiklik var depremden dolayı Dilek'cim. Festival evet. Adını Enginar Günleri'ne bıraktı bu yıl için sadece. Şenliklerimiz birazcık az olacak. Ama Enginar'ı burada bir kez daha çok farklı şekillerle göreceğiz. Fazla uzatmadan hemen koyulalım. Biz size önce tüm standların olduğu bölümü dolaşacağız. Devamında da Sanat Sokağı'nı sadece göstermek istiyoruz. Ve bugünü bugün Enginar Günleri'nin ikinci günündeyiz. Yarın da var. Aynı zamanda Çeşme Ot Festivali ile aynı döneme denk geldi. Muhtemelen yarısı burada, yarısı da Çeşme'de. Ama biz çok güzel workshoplardan da size görüntüler alacağız Enginar'da. Tamam, devam. Hadi başlıyoruz o zaman. Hadi bakalım. Hadi buyurun. Merhaba, Urla Köstem Zeytinyağı Müzesi standının önündeyiz. Burası Urla'nın merkezinde bulunan, Urlalılar tarafından çok sık ziyaret edilen bir lokasyon. Şimdi arkadaşlardan burayla ilgili bilgi alıyoruz. 2002 yılında Levent Köstem tarafından kuruluyor. Levent Köstem ünlü bir doktor aynı zamanda. İçerisinde otel, restoran, kafe olan ve müze olan kompleks bir yer. Dünyanın aslında en büyük zeytinyağı müzesi olarak geçiyor. Bayağı tarihi, içerisinde antika zeytinyağı eserleri var. İçerisinde işte organik, soğuk sıkım zeytinyağları var. Bunlar ödüllü sertifikaları. Sertifikalı, asitesi bayağı düşük. Bu şekilde söyleyeyim. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Evet, şimdi sol tarafta Özbek Keşkeği var. Burada keşkek çok güzeldir. Orada özelde keşkek evi vardır. Bu bölümde standlarda insanlar genelde kendi yaptıkları ürünleri zaten şu anda sergiliyorlar aslında. Bu arada Nilay keşkeği çok sever. O yüzden standın önüne ayrılamıyor. En sevdiğim tavuklu değil mi? Evet, tavuklu süper. Tavuklu başka yerde bulamazsın. Köy tavuklu bir de. Annem de yapıyor. Çok güzel oluyor gerçekten. Vallahi yapıyor. Bizim geleneksel yemeğimiz. Evet, geleneksel yemeğim. Bizim doğu tarafı da öyle değil mi? Özbek keşkesi yaptım. Çek beni bol bol, tamam mı? Tamam, süper. Evet Ahmet, burada her şey, Enginar'ın her şeyi var. Enginarlı pilav benim de çok severek yediğim bir yemek. Annem de harika yapıyor bu arada. Kapadık ürünlerimizi. Gayet uzun ellerden de yapılmıştır. Tavsiye ederiz. Buyurun gelin, bekleriz. Ellerinize sağlık. Görüşmek üzere. Hadi. Şimdi size Enginar standlarımızdan özel patentli bir ürünü sunacağız ama evet. Ben bu ürünün yaratıcısına söz vermek istiyorum. Bize ne söyleyecek? Nereden doğdu bu fikir? Ya Engin'le Nar'ı bir karı koca olarak tasvir etmek istedim ve böyle patentli bir ürün zaman, çıktı ortaya. Al bakalım eline bir kupa. Engin ve Nar. Evet, çok güzel olmuş. Çok ellerimize sağlık. Bugünün Enginar Günleri'nin bence en anlamlı ürünlerinden biri bu şapkalar. Hepimiz aynen taktık bir tane. Kendisi yapıyor. İsminiz evet. Neydi? Ayşe Demir. Ayşin Hanım, çok güzel, ellerinize sağlık. Teşekkür Hepsi birbirinden güzel olmuş çok bence. Çok güzel. Hepimizin bereleri Enginar'dan. Günün anlam ve önemine o kesinlikle uyuyor. Kesinlikle. Evet, eğlenceli. Çok teşekkür ederim. Çok eğlenceli. Tamam. Teşekkür ederim. Kendinizi izlersiniz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Önemi olan Enginar'ın kalbindeyiz. Aynen. Artık bundan sonra burada her yerde Enginar göreceğiz. Karaciğere çok faydalı olan, sindirim sistemi için muhteşem. Baklayla yenilebilen. Hayır, baklasız da yenilebilen. Baklayı sevmeyenler olabilir. Dolması ayrı. Pilavı var. Tatlısı var, boyozu var. Ebru abi.
terbiyesi var. En basiti. Ben size bir tarif vereyim. Dün bir tanesi dedi ki abi yeter ağzım sulandı. Video o zaman şöyle bir tarif. Buyurun. Ha şöyle bak. Tamam. Herkes klasik yapıyor. Siz bunu nasıl yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bak şu bunlardan da güzel olur. Ha, veya şu enginarlardan bir saniye. Bir dakika enginar bulacağım. Hangi enginardan güzel olacağını? Arkadaşlar böyle dilim dilim kesiyoruz. Tamam. Ondan sonra patatesleri ve kerevizi de küp küp kesiyoruz. Havuçları da kesiyoruz. Wok tavasında kalın dilim kesilmiş kırmızı soğanla bolca kavuruyoruz. O kavrulurken bir tarafta ısınan suda 8 dakikada pişen makarnalar, penne onları pişiriyoruz. Bunları yenebilecek kıvama gelince sarımsak ekliyoruz, tuz, karabiber, körü. Makarnayı ilave ediyoruz. Üzerine bir paket krema döküyoruz. Karıştırıyoruz. Tabağa aldığın zaman üzerine diya dereotu ya maydanozu servis yapıyorsunuz. Onu yiyorsunuz. Veya büyük enginarlardan bunlardan bu veya şeylerden püre şeklinde veya çanaklardan püre kerevizle beraber havuçla eziyorsunuz. Onu püre şeklinde kereviz de girdi her yere ama. Tane kimyon koyuyorsunuz. Et veya tavuk göğsü kızartıp onun yanına ama finalde de azıcık portakal suyu. Yani biraz portakal damlatıyorsunuz. Ağzını suyu. Etin yanında onu patates püresi gibi veriyorsunuz. Böyle veya püre şekline getirdiğiniz şeye bir tane yumurta, çok az buğday unu, onu karıştırıyorsunuz. Şöyle yuvarlak yuvarlak yapıyorsunuz. İçli köfte gibi. Onu galeta unuyla yumurta, işte un, yumurta, galeta unu, onu tavada kızartıyorsunuz. Gene etin yanına servis. Muhteşem tarifler aldım. Çanakta herkes yapar. 2 dakikada. Süper. Teşekkür ederim. Hocam bu benim dediğim çok enginar basit. Enginar gerçekten başarılı bir şey. Geldiği zaman ya o basit çanağı al doldur. Sizde de hangi basitmiş çanağı doldur. Ben 20 yıl bir araştırık yaptım o yüzden. Ha, ben yemek pişirmeyi severim, sebze yerim. Zaten ben et yemem. Burayı kaçırmayalım. Veya sadece enginar, bak şu karşıda Elif var. Varsa kaldıysa istiridye mantarı, bu kereviz ve havuç. Et gibi. Süper. Ha, içine ister baharatı. Muhteşem tarifler YouTube metrekareli diyelim o zaman. Canınız ne isterse o size kalmış bir şey. Yani yemeğin lezzeti. Çok teşekkür ederiz. Ama bütün ederiz. Enginarı pişirdiğiniz zaman mutlaka finalde ya birkaç damla limon sıkın veya birkaç damla portakal suyu çıkın. Bu da işe yarıyor. Onu da yalnız fazla tavada yakmıyoruz çünkü limon asit olduğu için kimyasal bozulur. Dilek karnın acıktı galiba. Devam edelim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok versin. Ha, püre şeklinde yaptığınız zaman rulo gül böreği de yapabilirsiniz. Of of of. Tarifler bitmiyor. Bitmiyor. YouTube'cular. Yok, abi görüyor musun? Yalnız değilim ben. Yaratıcılıktır o. Kendinize kalmış. Tabii. Kesinlikle. Kerevizin olmadığı her tarife uyarım. Var mı başka? Çok bense. Zaten de limonlayı bu sıra sayılabiliriz. Ha bu dün bir tanesi çiğ yiyor. Bak bunun sapını. Aa benim dedem yapraklarını çiğ yerdi bu arada. Tavuğu soyulur. Bir de yol kenarında dikenler vardır. Evet. Onlarla aynı tatlıdır. Beyazına kadar soyarsınız. Yerler. Çiğ çiğ. Evet evet. Çok da faydalı. Çocuklarınızdaki diken yedirin ki büyüdüğü zaman alışsın yesin. Evet çok güzel. Şimdi beni alıştıramazsınız. Abi de alıştıramazsınız yani. Doğru. Var mı başka kızlar? Çok çok teşekkür ederiz. Devam ediyoruz. Şu anda Urla Yarımada Kadın Kooperatifindeyiz. Çok güzel ürünler var. Ben yine mikrofonu bayanlara uzatmak istiyorum. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Biz Yarımada Kadın Kooperatifindeyiz. Enginarımız var. Enginarımızı pastörize ediyoruz. 2 yıl dayanıklı bir ürünümüz pastörize edilmiş. Bunları açtıktan sonra çok kısa bir sürede tüketmeniz gerekiyor. Bir özelliğimiz pastörize oldukları için kornişon turşu gibi açıp direkt yiyebilirsiniz. Kendiniz zeytinyağı limonla soslayıp kolay bir meze de yapabilirsiniz. Pişirmek zorunda değilsiniz. Süper. Peki sizi nerede bulabilirler bu festival dışında? Bize Yarımada Kadın Kooperatifinden ulaşabilirler. Instagram, Facebook sayfalarınız hepsi var efendim. Harika. Var. Peki çok teşekkürler. Hayırlı teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok mersi. İyi günler. İyi günler. Çıktık. Tüm standların olduğu meydanları dolaştık. Şimdi sanat sokağına giriş yapacağız. Ama önce sol tarafta Malkaca Pazarı, eski tarihi çarşısı buranın. Urla'nın ilk kuruluşundan beri olan. Orayı bir göstereceğiz. Sonra devamında sanat sokağına devam edeceğiz. Hadi bakalım. Hadi. Şimdi
Şimdi burada enginar günleri yapılıyor ama şöyle düşünebilirsiniz. Diğer günlerde geldik enginar. İşte mekan. Beğendik abi. Enginarın her türlü çeşidini burada yiyebilirsiniz. Ve sahibi Handan teyzenin yanına gidiyoruz. Röportaj mı yapıyorsunuz? Röportaj gibi. Merhabalar. Sizin yerde göstermek istedik. Evet, çünkü tamam. Buranın en güzel restoranlarından birisi. Evet, Handan teyze, siz de Urla'nın yerlisisiniz. Hı-hı. Bu mekan ne kadardır buradaydı? 99'dan beri var. Ve biz Enginar Festivali'nin isim babasıyız. Evet, çok güzel. Oğlumun fikriydi. Ben çalıştım. Ekonomi Üniversitesi'ni dahil ettim. Onların çalışmasıyla belediyemizi, kaymakamımız derken böyle bir festival oluştu. Senelerdir yapıyoruz. Bu sene ufak çapta, evet, biraz acılıyız. Azalttık. Yani memleketimizdeki acılardan dolayı Enginar günleri yapıyoruz. Birazcık eğlenceyi kaldırdık. Eğlenceyi İçinde kaldırdım. Çok güzel eğlence. Benim ikide bir workshop'um var. Evet, bugün yani cumartesi. Yani bir Enginar dolması yapacağım. Olmazsa olmazı, evet, Enginar'ın. Öyle işte. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür kolaylıklar ediyorum. Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere. Şimdi buradan da dediğimiz tarihi Arasta çarşısına, Malgaca pazarına gireceğiz. Çok güzel ortada bir meydan vardır. Meydanın tüm kafelerinin oturma alanları da hepsi avluda gibi düşünebilirsiniz. Burada da ünlü katmerci, çiğ börekçiler göreceğiz. Devam edelim mi? Hadi. Sen bugün biraz enginar günlerine uygun giyinmişsin gördüğüm kadarıyla. Bayağı enginar modundayım. Evet, burası şöyle. Malgaca pazarının tam ortasındayız biz şu anda. Herkes muhtemelen standların olduğu bölümde, yoğunluk, evet, sanat sokağında. Burası sakin kalmış, güzel olmuş. Ama burada da çok güzel mekanlar var. Şimdi, evet, size bir tane daha tanıtacağız. Devam edelim mi? Edelim, hadi bakalım. Ve size bu pazarın en eski işletmelerinden ve çok meşhur olan Lale Katmercisi'ni tanıtacağız. Ben şimdi içeri gireceğim. Yıldız Hanım bize bir katmer yaparken biraz size görüntü verelim. Buyurun. Hanımcığım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine harika katmerler görüyorum. Sağ olun. Bize birazcık katmerin ne oldu? Daha doğrusu izleyicilerimize katmerin ne olduğu hakkında bilgi verir misiniz? Katmerimiz Urla'ya aitti. Kıymalı peynirli, kıyma peynirli kaşık yapıyoruz. İsteğe bağlı. İçinde yumurtası ve maydanozu vardır. Harika. Yufka, yumurta ve malzeme. Doğru mu? Evet. Efsane bir lezzet. Denemenizi, Urla'ya gelip bunu denemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlı işleriniz olsun. Şu anda Şafak Lokantası'nın önündeyiz. Burası Urla'nın en eski ve tarihi restoranı. Ve sloganı dededen toruna arkamızda. Şimdi geldik Sanat Sokağı'ndaki bizim aile çay evine. Buranın gazozları müthiş ve ünlü. Çeşit çeşit gazoz buluyorsunuz burada. Aynı zamanda kunda kahvesi. Biz de burada bir kahve molası vereceğiz şimdi arkadaşlarla. Sonra devam edeceğiz. Böreğimizi yedik, kahvelerimizi içtik, gazozlarımızı içtik. Devam ediyoruz şimdi. Hadi bakalım, biraz kalabalığın da içine doğru gideceğiz. Şimdi size meşhur Köprübaşı fırını hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu fırın 2012 yılında tarihi yapıda yaşam dalında tarihe saygı ve yerel koruma ödülü almış bir mekandan bahsediyoruz. Aynı zamanda askıda ekmek kültürünün de yaşatıldığı, şu anda her ne kadar olmasa da askıda ekmek kültürünün de yaşatıldığı bir mekan. 1880'den beri var burası. Aa, evet, evet, harika. Devam edelim. Devam edelim. Sokağına devam edeceğiz. Bu sanat sokağı eskiden yaşam alanı ve ticari alanlar vardı ama şu an tamamen turistik amaçlı bir yere dönüştü. Üzerinde pek çok butik, restoran, kafe, otel, bunları göreceğiz. Aynı zamanda bu aslında yapıların geneli hepsi taş bina, eski bina olduğu için, evet, hepsinin gördüğümüz
düzün dışında hepsinin içeride avluları var. Ve pek çok restoranın içeride avlusunda, bahçesinde yemek yiyorsunuz. Çok keyifli bir yer. Mutlaka Urla'ya geldiğinizde görmeniz gereken bir yer. Evet, biraz sonra gezerken de göreceksiniz. Bütün binalar aslında çok eski ve tarihi binalar. Hepsi taş binalar, Nilay'ın da bahsettiği gibi. Özellikle restoranların avluları çok keyifli. İç mekanlara girdikçe göreceksiniz. Hem tarihi hem kültürü yaşatıyor bu cadde. Enginar günlerine ait bir şey değil. Bu insanların el beceriyle yaptığı güzel ürünlerin tezgahlarda sergilendiği bir yer burası. Bu sadece enginar günlerine ait bir şey değil. Bunu her zaman burada görebilirsiniz. Arkamda görmüş olduğunuz yer zamanında annemin sinema olarak geldiği bir mekandı. Şimdi çok güzel bir restoran. Hiç Tadım Atölyesi, mutlaka uğramalısınız. Girit Pastanesi'ne mutlaka uğramalısınız. Bademli kazan dibisi harika. Ben yedim. Mutlaka geldiğinizde yemeden geçmeyin. 1950'den beri devam edelim. Çeşitli yapılıyor ki tatlısından tuzlusun ama benim favorim var. Enginar dolması yapılıyor workshopta. Handan teyze yapıyor. Temin ki beğendik abi, restoranın sahibi. Şimdi biz biraz izleyelim. Ondan sonra devam edelim. Şunuzu izlemeye mi geldiniz? Enginar dolmasını hepiniz yapmayı biliyorsunuzdur bence. Bilmeyen yoktur burada. Efendim, çekim yapıyoruz. Evet, çekim yapıyoruz. Bir şifa. Handan teyzemizin enginar dolması tarifini çekiyoruz. Eşimle bunları sürekli yiyoruz. Evet, davul zurna eşliğinde kapanışımızı yapabiliriz. O zaman ne diyoruz? Enginar günlerini bitirdik. Sadece davul zurna gördük. Çok fazla müziğin olmadığını söylemiştik. Tam meydandayız. Trafiğe kapalı alandayız artık. Bitiyoruz. Epa İnce Urla. Ekip arkadaşlarım, hepinize sevgiler, saygılar. Abone olmayı ve bizi izlemeyi, takip etmeyi lütfen unutmayın.